Rızıkların en nurlusu çalışarak kazanılandır. Kârların en nurlusu içinde mahluk tasası olmayandır. Sufi nasıl olur? Cübbe ve seccade ile, görenek ve adetle olmaz, yok olmakla olur. Sufi gündüzün güneşe, geceleyin ay ve yıldızı ihtiyacı olmayandır. Sufilik, varlığa ihtiyacı olmayan yokluktur. Allah Celle Celaluhu dediğiniz zaman, size başka bir söz söyleyenle sohbet etmeyiniz. Gam ve keder isteyin. Gam ve keder isteyin ki gözyaşı dolsun. Allah Celle Celaluhu ağlayanları sever. Şibliği istemeyi istemem dedi. Bu da istemektir. Tam 40 yıldır ki yekpare bir zaman içindeyim. Allah Celle Celaluhu gönlüme nazar eder ki orada kendisinden başkasını göremez. Şeyh müritlerini kendi öz sülbünden gelen evlatları gibi sevecektir. Şeyh nasıl ki müridin bir günah işlediğini gizli olarak bildiyse, yine onu açıklamadan gizli olarak ikazda bulunacaktır. Şeyh müritlerin az ve çok oluşlarına bakmamalıdır. Çokluğa mağrur, azlığa üzülmemelidir. Şeyh, muhlislerinden başkasına sırrını söylemez. Çünkü Allah dostlarında öyle sırlar vardır ki, şayet dünya ehli duyacak olsa, onu parça parça ederler. Sufi odur ki gündüz güneş istememeli, gece ay istememeli, yıldızlara da ihtiyacı olmamalı. Tasavvuf yolculuğu öyle bir yolculuktur ki vücuda ihtiyacı yoktur. Şu iki kişinin çıkardığı fitneyi şeytan bile çıkaramaz. Dünya hırsına sahip alim ve ilimden yoksun sufi. Doğruluk kalbin konuşmasıdır. Yani kendisinde olanı söylemesidir. Kimin kapısında bir yıl beklersen neticede bir gün gel bakalım. Niçin orada duruyorsun der. Allah'ın kapısında 50 yıl bekle, sana ben kefil olurum. Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılandır. Arkadaşların en iyisi Allah-u Teala'yı hatırlatandır. Kalplerin en nurlusu içinde mal sevgisi olmayandır.